Serkan. Bartu Bey. Senin? Ben Joel'liğindir. Yoksa dosyana bir suç daha eklenir. Kaçman da çözüm değil, hatırlatırım. Çünkü artık Demir Bey'e kimin şantaj yaptığını biliyoruz. Ha istersen dene diyeceğim de. Her türlü anlaşma davadan daha iyidir derler. Bilmem anlatabildim mi? Şantaj mantaj yok. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. Emin misin? Eminim tabii. USB'yi verirken görüntüleri mi var elimizde? Serkan akıllı çocukmuş. Kendini sağlam almış sağ olsun. Hayatımı kararttınız, bitirdiniz beni. Biz sana bir fırsat verdik. Seninle iş yaptık. Sizin yüzünüzden ailem dağıldı. Daha ne istiyorsunuz benden? Hadi ama Bartu, ağlama. Anlat bakalım, sen ne zaman çektin bu görüntüleri? Ha? Bana geldi, nereden ve nasıl bilmiyorum. Saçmalama. Sen en iyisi anlat bize derdini. Bak, Ceren Hanım da bu kadar işini gücünü bırakıp buraya kadar gelmiş. Belki derdine derman olur ha? En çok size inanmıştım Ceren Hanım. Ben de size. Yuna da mı işin içinde? Yoksa güven mi? İkisinden biri iş ortağı mı? Hepsini ben planladım. Demir Bey işime çökünce intikam almanın bir yolunu aradım. Derdim sen ya da kardeşlerinden birinin bir açığını yakalamak, babana karşı bana tanıklık etmeniz için sıkıştırmaktı. Hepinizin peşine adam taktım. Senden malzeme çıkmadı ama Güven abin hayatımın hediyesini verdi bilmeden. Babamın o kadına aşık olmasını da mı sen sağladın? Sen mi soktun hayatına? Yok, o da biraz Güven sayesinde oldu. Güven abin Amatem'den çıkınca baban bizzat takip ediyordu. O oteldeki meşhur gecelerini de duymuş, araştırma yapmaya gelmiş. Luna'yla da orada tanışmış. Luna otelde barmaid'ti. Peki tamam, hepsini anladım da neden şimdi? Görüntüleri göndermek için neden bekledin? 2 gün önce duruşma vardı. Tabii. Sen nereden bileceksin? Kayan senin hayatın değil Sayın Gümüşay. Sizi dava ettim. Beni dolandırdığınızı ispatlayacaktım. Ama tanıklar, deliller birden ortadan kayboldu. Ben Güven'in karşısına çıkana kadar dava düştü, kaybettim. Son ana kadar belki adalet vardır, belki sizin gibi pis bir yola girmek zorunda kalmam, belki size benzemem diye direndim ama... Olmadı. Peki, görüntüler nerede? Gazete yollayan Bartu Güngör. Bana saydığınız isimler arasında yoktu. Kısa boylu, renkli gözlü, topluca bir adam. Mühendis. Mühendis. Hatırlamam. Bir projesi varmış. Önce destek olmuşsunuz. Al işte. Beste kargayı, oysun gözüne. Ardından şirketini haciz ettirmişsiniz. Projesi de yanınıza kar kalmış. Bak. Arge sözleşmeleri bizde standarttır. Haciz de avukatlarımın işidir. Mühendis kişisel almış. Nereden bulmuş bu cesareti? Alt tarafı batmış bir mühendis. Bir başkası yaptırmış. Küçük adamı da paravan olarak kullanmışlar. Mantıklı. Ama öyle olsaydı Bartu kesin öterdi. Epey bir korkuttuk onu. Güzel. Eline fırsat geçmiş işte. Ez geç onları. Ver mahkemeye sürünsün. Bu pek mahkemeye taşımak isteyeceğimiz bir durum değil Demir Bey. Elimizde herhangi bir şantaj delili yok. Aslına bakarsanız ortada şantaj bile yok.
İbrahim. Bu mesele ileride karşıma çıkmaz değil mi? Konu kapandı. Tüm kayıtlar silindi. Bu da sizdekiyle birlikte son kopya. Aferin. Umduğumdan daha çabuk bitirdim bu işi. Kutlarım. Bu arada ben çalışanlarınızı ve ailenizi de daha yakından araştırdım. Şimdilik şaibeli bir durum yok. Herkes temiz gözüküyor. Niye şimdilik? Prensip gereği bir ay daha gözüm üstlerinde olacak. Sonradan bir sürpriz olsun istemem. İzninizle tabii. İzin senin. Ödemeni de en kısa zamanda halledeceğiz. Merak etme. Teşekkürler. Bak şu küçük adama. Başıma neler açtı. Herkese geçmiş olsun. Benden bu kadar. Nasıl yani? Öylece gidecek misin? İşim bitti. Neyse. Kötü başladık ama cidden tebrik ederim Çınar Bey. Teşekkür ederiz. Hadi iyisin avukat. Kızım kimseye teşekkür etmez. İyi bir dost kazandın. Sakın unutma. Sana iyi yolculuklar. Bir süre daha İstanbul'dayım. Güzel. O zaman size iyi günler. Güle güle. Bu arada sormayı unuttum. Luna Hanım nasıllar? Siz bir karara varabildiniz mi? Luna Hanım iyi değil. Hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Biraz kuru yemiş vardı odasında. 10 saattir aç kadın. Sürünsün. Baba. Ne İyi var? Değilsin sen. Sağlıklı kararlar alamıyorsun. Ne o kadını eve kapatman doğru, ne de abimi kovman. Babanla konuşuyorsun. Laflarına dikkat et. Luna ile ilgili henüz bir karar vermedim. O abin dediğin adam da benim için artık bir ölü. Bu adil mi baba? Ceren. Ha evet. Doğru, aslında adil değil. Onu daha çok süründürmek lazım. Baba. Ceren tamam. Ya sen karışma. Şşş. Baba. Bak Güven sana söylememiş olabilir. Tamam yanlış. Ama işlerin bu noktaya geleceğini bilemezdi. Ama Luna bile bile senin hayatına sızdı. Seni avcunun içine aldı. Ya seni evliliğe bile ikna etti. Sence bütün bunlar aşktan olmuş olabilir mi? En iyi ihtimalle zengin koca avcısı. Ceren. Ama onu biri de tutmuş olabilir baba. Seni yatağında öldürebilir bile. Ya sen hangi Ceren'le konuşuyorsun? Have the faith to find a way.